ikna odalarında ayrıca bize bir anket hazırlanmış. Bir nevi anket diyebileceğimiz çeşitli soruların bulunduğu kağıt vardı. O kağıttaki soruları cevaplamamızı, yani doldurmamızı istemişlerdi. Hatırladığım kadarıyla orada bizim şahsi hayatımıza ait, özellikle de dini hayatımıza ait sorular vardı. Bir nevi fişlemeydi aslında. Tabii bunu o esnada anlayamıyorsunuz. O esnada bulunduğunuz yerin bir ikna odası olduğunun, doldurmuş olduğunuz anketlerin sizi fişlemek amacıyla oluşturulduğunu, size sunulduğunu o zaman anlayamıyorsunuz. İşte hangi kanalları, hangi televizyon kanallarını seyrediyorsunuz, hangi gazeteyi okuyorsunuz, ailenizle ilgili sorular, ailenizin baskısıyla mı örtüldünüz, hangi liseden mezun oldunuz, çünkü İmam Hatip mezunu idi birçok arkadaş. Bunların bilinmesi için ve sonra da altına da bir cümle yazıp imzalamanızı istemişlerdi. O cümlede okulun kılık kıyafet kurallarına uyacağıma dair söz veriyorum yazıp imzalayın. Bunu imzalamazsanız kaydınız olmayacak ve kimlik alamayacaksınız denmişti.